Merhabalar. Bugün 29 Nisan 2019 Şehir Hepimizin programındayız. Bugün ele alacağımız konu yeni dönemde yerel yönetimlerle sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının ilişkisi. İki uzman konuğumuz var stüdyomuzda. Pınar Gürer, Yaşama Dair Vakıf'tan ya da Vakıf'tan. Mehmet Ali Çalışkan, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'ne hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz Pınar Hanım. Her iki kuruluşla ilgili muhtemelen tanıyorsunuzdur ama bilgi edinmek isteyen izleyicilerimiz iki kuruluşun da web sitelerinden daha ayrıntılı bilgi edinebilir. Her iki kuruluşta toplumsal araştırmalarla ilgili ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Özellikle sivil toplum konusunda paydaş ilişkileri, saha çalışmaları yapıyorlar, raporlar, analizler hazırlıyorlar. Bugün iki konuğumuzla, Mehmet Ali Çalışkan ve Pınar Gürer'le yeni dönemde, yerel seçimlerden sonraki yeni dönemde sivil toplumun ve yerel yönetimlerin ilişkileri nasıl değişecek, nasıl şekillenecek onları konuşacağız. Bu konuları konuşurken de aslında hem seçim öncesinde hem de seçimden sonra 3, 4, 5 Nisan tarihlerinde yapılmış olan saha çalışmaları var. Bu ikinci çalışma Ankara ve İstanbul'da yapıldı. Seçimden hemen sonra yapıldı. O çalışmalarda elde etmiş oldukları bulgulara da atıfta bulunarak, onlardan faydalanarak da konuşacağız. Önce sizinle başlayalım Mehmet Ali Bey. Seçim nasıl oldu? Siz nasıl okuyorsunuz seçim sonuçlarını? Bize neler söylüyor? Seçmenin mesajları ve diğer konular nelerdir? Evet, seçmen bize ne mesaj verdi klişeleri, her seçim sonrasının malum önemli başlıkları. Bu yerel seçimlerde tabii dizi mesaj çıktı, tabii söylenebilir ama bu yerel seçimleri önemli kılan herhalde birkaç tane temel sonuç olduğunu söylemek mümkün. Birincisi çok uzun süredir devam eden bir AK Parti iktidarı dönemi bu yerel seçimlerle birlikte bir değişime girmeye başlamış gibi görünüyor. Yani bir değişim gerçekleşti demek değil bu söyleyebileceğimiz şey ama bir değişimin başlangıcı, bir değişim döneminin eşiğine bizi getirmiş olabilir bu yerel seçimler. Öyle bir boyutu var. O değişimi de esasen şöyle belki yorumlamak mümkün olabilir. Başkanlık sistemi tartışmalarıyla başlayan, referandumla yeni bir boyut kazanan ve nihayet Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle birlikte Türkiye'nin karar mekanizması merkezi bir, daha da merkezi bir yapıya kavuşmuştu. Ve de bu durum aslında Türkiye'nin buna nasıl cevap vereceğine ilişkin hayli tartışmayı da beraberinde getirmişti. O anlamda Türkiye o zamandan beri önemli bir değişimin içerisinde zaten. Yani bir yönetim biçimi değişiminin içerisinde. Fakat hani seçmen ne dedi diye bakacak olursak seçmen belki de bu değişime bir ayar vermiş oldu. Yani karar mekanizmasının bu kadar merkezileşmesini yerel düzeyde de merkeziyetçi bir karar mekanizmasına yerel seçimlerin ya da yerel yönetimlerin entegre edilmesine bir itiraz ortaya koymuş oldu. Yani bir yandan AK Parti merkezi iktidardaki gücünü çok kaybetmedi. Merkezi iktidarda kalma meşruiyetini sürdüren bir sonuç elde etti. Ama öbür taraftan yerel seçimlerde ekonomisi ve popülasyon nüfusu büyük şehirlerin de AK Parti adaylarına teslim edilmemesi seçmenin hem çok rasyonel bir karar verdiğini hem de Türkiye'nin yönetim biçiminde bir süredir yaşadığı değişikliğin sınırını çizdiğini, o sınırı daha fazla genişletmeye de müsaade etmeyeceğini söylediğini yorumlayabiliriz. Mesela çalışmanızdaki bulgulardan birisi seçmenlerin kendi partilerine karşı duyduğu bir kızgınlık faktörü. Bundan bahsetmiştiniz. Bununla ilgili bir görselimiz de var. Biraz açabilir misiniz bunu? Bu kızgınlık neyi ifade ediyor? Yani aslında şöyle bir durumdan söz edebiliriz orada. Türkiye'deki seçmenlerin partilerine, oy verdikleri partiye duydukları sadakat düzeyini biraz anlamaya çalıştığımız bir soruydu bu. Bir soru seti vardı orada. Şunu gördük, yani Türkiye seçmenlerinin %80'i partisine sadık görünüyor. Yani evet. Kararını çok önceden vermiş ve herhangi bir dinamiğin, o seçim konjonktüründe ortaya çıkan herhangi bir dinamiğin o kararı değiştirecek ölçüde etkisi olmadığını söylediğini görüyoruz. Ama onun dışında bir %20'lik kesim ise kararını değiştirme eğilimine girmiş görünüyor ki bu %20'nin aslında ne kadar güçlü bir
değişiklik yapabileceğini de bu yerel seçimlerde görmüş olduk. Aslında ekrandaki sayılardan gördüğümüz kadarıyla bu tek bir partiye özgü durum değil. Bütün partilerde değil, evet. En azından iki evet. büyük yani partide gözlemlenebilir. Evet. Yani Türkiye'deki ortalamanın %80 olduğunu söyleyebiliriz. Sadık seçmen %80, kızgın seçmen %12-15 arasında. Ama oy verdiği partiyle ilgili şüpheleri oluşmuş olan seçmenler de yine 14-15'e ulaşıyor. Özellikle AK Parti ve CHP için baktığımızda. Bu kızgınlık faktörleri partiye ve seçmene göre değişkenlik gösteriyor olabilir elbette. Elbette, tabii. Tabii. Peki seçmenlerin tercihlerini belirleyen faktörler nelerdi bu seçimde? Şimdi bu yerel seçimlerin o anlamda çok bence tartışılması gerekiyor. Yani hangi faktörler bu sonuçları doğurdu sorusu çok önemli bir soru. Çünkü nitekim siyasi partilerin sözcülerine de baktığımızda büyük bir zaferle çıkmış olduğunu iddia eden birisi yok aslında. Yani herkes bir ölçüde başarılı olduğunu ama bir zafer de elde edebilmiş olduklarından şüpheyle konuşuyorlar. Yani onun için birinci sonuç bu aslında ama bu sonuçlara nasıl geldik diye baktığımızda partilerin performanslarından ziyade bazı partilere dışsal faktörlerin çok etkili olduğunu, kısmen de partilerin performanslarının burada çok önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Birinci en büyük faktör bu seçimlerde ekonomi meseleleri oldu. Ekonomik kriz tartışmaları, ekonomiden rahatsızlık. Ama onu da şöyle söyleyebilirim. Türkiye ekonomi tartışmalarını makro düzeyde yaparken daha çok hani doların yükselişi düşüşü, faizlerin yükselişi düşüşü gibi makro göstergelerle bakıyor. Bizim araştırmalarımızda gördüğümüz şey ise yerel seçimler bağlamında ekonominin bu şekilde yorumlanmadığı, daha gündelik hayat meseleleri olarak görüldüğü. Yani gıda fiyatlarının pahalı olması, ulaşım fiyatlarının pahalı olması, çocuk bakımının maliyetlerinin çok yüksek olması, hasta bakımı, yaşlı bakımı gibi sosyal hizmetlerin yetersizliği. Bu özellikle herhalde büyük şehirler için. Elbette tabii. Nitekim büyük şehirlerdeki büyük değişimin daha çok büyük şehirlerde ortaya çıkması da bu faktörlerden oldu gibi görünüyor. Ekonomiden rahatsızlık bir çok önemli bir şeydi. Aday profilleri bir faktör oluşturdu. Yani şehirlere gösterilen, partilerin gösterdiği adayların işte merkezi yönetimler tarafından daha üst siyaset yapanların aday gösterilmesiyle o şehirlerde yerel yönetim tecrübesine sahip olmuş, ilçe belediyeleri yönetmiş ve sonra büyükşehir belediyelerine aday olmuş kişilerin aday gösterilmesi arasında bir fark ortaya çıktı ve bu aday profilleri çok etkili bir karar üzerinde faktör oldu. Üçüncü, seçmen merkezden görevlendirilmiş, tayin edilmiş adaylara pek itibar etmedi. Onlara pek itibar etmedi. Yani çok basitçe bir örnek vereyim. Yerel seçimlerde henüz İstanbul adaylarının, İstanbul örneğini vereyim size. Evet. Biz Kasım ayında ilk araştırmamızı İstanbul'da yaptığımızda CHP'nin oyu %39, AK Parti'nin oyu 48.1'di. Ama seçim bittiğinde ve aydan aya biz baktık, 4 farklı araştırmayla baktık İstanbul'a ve başka şehirlere de. 39'dan 48.8'e yükseldi CHP oyları. AK Parti oyları ise 48.1'den 48.5'e yükseldi. Yani AK Parti 1.4 yükselirken CHP %10 civarında bir yükselme gösterdi. Burada işte bu faktörler çok önemli oldu. Aday faktörü de yine onlardan sizin bir tanesi oldu. Sizin araştırma yaptığınız dönemde seçim arasındaki dönemde demek ki evet. Ciddi bir değişiklik oldu evet. CHP biz adayının. O yükselişin her ay trendlerine yani evet. Eğilimlerine de baktık. Orada da gördük onu. Bir başka faktör yani üçüncü faktör kullanılan dil oldu, üslup oldu. Yani hangi tartışmaların buraya taşındığı oldu. Özellikle Cumhur İttifakı sözcülerinin bu beka tartışması etrafında yürüttükleri gerilimli ve kendisinden olmayan, kendisine benzemeyen, kendisi gibi düşünmeyenleri son derece sert bir şekilde dışlayan, hain ilan eden, kriminalize eden söylem aslında çok itibar görmedi. Aslında bu birinci faktörle çok ilgili. Yani insanlar, seçmenler Türkiye'de benim gündelik meselelerim, ulaşım, gıdaya erişim, bakım hizmetleri gibi meseleler derken oradan büyük makro esaslı bu tür meseleleri duymaları onlarda bir oraya çok itibar etmemelerine yol açtı. Ya da bunun karşısında yerel seçimleri yerel seçim sınırları içerisinde yorumlayan daha serin kanlı ve bu tür küçük meseleleri küçük görece hani onunla karşılaştığında çözmeyi önüne daha hedef olarak koyanları. Seçmene dokunan diyebilir miyiz? Şunu söyleyebiliriz. Ayakları yere basan. Bence şunu söyleyebiliriz orada. Seçmenin bir gündemi vardı bu seçime giderken. Evet. Yani seçmenlerin, özellikle büyükşehir seçmenlerinin bir gündemi vardı. Bir de partilerin gündemleri vardı. Partilerin gündemleri seçmenlerin gündemleriyle örtüştüğü ölçüde başarılı oldular. Seçmen gündeminden uzaklaşanlar başarısız oldular. O anlamda
Makro mesela, beka meselesi, devletin devamlı vesaire gibi meseleleri bu seçimin gündemi haline getirenler, seçmenin gündelik hayatın pahalılaşması, ağırlaşması, zorlaşması gündemiyle örtüşememiş oldular. Bir kesişim kuramadılar onunla. Bu da seçmenle onlar arasında bir mesafe oluşturdu. Ayrıca seçmenlerin aday profilleri açısından yorumlarında da benzer bir şey görüyoruz. Yani bana uzak, benden uzak, daha merkezi hükümetin, merkezi yönetimin öznelerini, sözcülerini, temsilcilerini buraya benim sorunlarımı çözmeye göndermene de çok itibar etmiyorum dedi aslında seçmen. Dolayısıyla o faktör de orada çalıştı. Bu dil ve aday profilinin yanı sıra bir de tabii İYİ Parti ve HDP seçmeninin bu seçimde ortaya koyduğu pozisyon çok belirleyici oldu. Yani aslında şunu söyleyebilirim. Bu dört faktör, yani Türkiye'nin ekonomik meseleleri, aday profilleri, kullanılan dil, kutuplaştırıcı, kapsayıcı ekseninde baktığımızda kullanılan dil ve İYİ Parti ve HDP seçmeninin ortaya koyduğu pozisyon bu seçimin temel belirleyenleri oldular. Ve bu dördünden herhangi birini dışarı çıkarttığımızda bu seçim böyle sonuçlanmayabilirdi. Dolayısıyla bu dördünden bir kısmı olduğu için değil, hepsi bir arada olduğu için böyle bir sonuca dört çıktık. Dört ama değişken vardı dört, ve evet. Bu dört değişken de etkili. Evet, öyle. Evet. Öyle oldu. Bunun dışında da faktörler vardı ama esas faktörler bunlardı gibi duruyor. Mesela AK Parti'den kopuşlar oldu. Mesela esnaf kararları gibi. Belediyelerden duyulan evet, rahatsızlıklar vardı. Evet, örneğin çarpıcı bir grafik hatırlıyorum. Binali Yıldırım'ın o en çok oy aldığı kitleye de Ekrem İmamoğlu'nun en evet. çok oy aldığı. Binali Yıldırım yanlış hatırlamıyorsam en çok ev kadınlarından destek alıyor. Oysa evet. Ekrem İmamoğlu'nun çok daha geniş bir tabanı var. Evet. Şimdi burada oradaki sayısal bilgiyi de görebiliyoruz evet, ekranda. Yani öne çıkan faktör şu oldu gibi görünüyor. Bir kere esnaf pozisyonunu çok net bir şekilde ilk defa bu seçimde değiştirdi. Yani esnafların %50'sinin Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da oy verdiklerini görürken bu oran Binali Yıldırım'da %30'larda kaldı. Hı-hı. Şimdi bu Türkiye'nin 2002'den beri yaşadığı seçimlerde hiç rastlamadığımız bir durum. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de seçmenle, özellikle esnaf seçmenle arasında çok güçlü bir angajman ilişkileri kurmuş olan AK Parti'nin çok önemli bir seçmen dinamiğini kaybetmeye başladığını bize gösteriyor. Bu açıdan o çok önemli. Ama bunun mesela ev kadınlarında da aynı şeye yansımadığını görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu esnaflarda ve işsizlerde özellikle önemli bir başarı elde etmişken ev kadınlarında bir başarı elde edememiş görünüyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bunu bilmiyorum ama hani gözlemlerimle söyleyebileceğim şey şu olabilir. Türkiye'nin ekonomik krizi, içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ilk dalga dalga yayılıyorsa eğer, hani ilk tsunami dalgası esnafı vurmuş ve esnaf bu kopuşu yaşamış görünüyor. Diğer dalgalar henüz diğer hedeflerine ulaşamamış gibi görünüyor. Günlük ekonomiyi birinci dereceden esnaf tüccar yaşarken belki haneye yansıması öyle olmuş olabilir. Biraz yani esnafın evet. kararını bu kadar net bir şekilde değiştirebilmiş olmasının arkasında böyle bir dinamik olabilir. Öbür taraftan gençlerde de henüz İmamoğlu'na yönelmiş büyük bir teveccüh görmedik. Orada da Binali Yıldırım aslında hatır sayılır bir oy oranındaydı. Yani bu da henüz Türkiye'nin gündeminin, yani seçmenlerin çoğunluğunun gündemine oluşturan ekonomik kriz meselesinin bazı kesimleri vurduğunu ve onları sadakatlerinden koparttığını, bazı kesimlere ise henüz ulaşmadığını gösteriyor olabilir. Evet. Peki Pınar Hanım, size döneyim. Bu seçimlerin bu şekilde sonuçlanmasında sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi oldu mu? Olduysa nasıl oldu? Oldu şöyle, STK'lar aslında kararları ve kanaatleri etkilemek üzere çalışıyorlar. Yani etki gibi bir hedefleri var. Toplumun kanaatlerini etkilemeye çalışıyorlar. Yani meselelerini gündemleştirmek için meselelerini gündemleştiriyorlar ve aslında yurttaşların gündemine de bu meseleleri taşımaya çalışıyorlar. İkincisi de aslında kararları etkilemeye çalışıyorlar. İşte merkezi ve yerel düzeydeki kararları etki etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Mehmet Ali'nin az önce bahsettiği ve yurttaşın aslında öncelikli gündemini oluşturan maddelerin birçoğunda sivil toplum da o gündemleri taşıyan, derinleştiren, belki o gündemlerin kırılgan gruplar üzerinde ne etkiler yarattığını tarif eden ve bunlar üzerine çalışmalar yapan kurumlar aslında. Yani, biraz somut örnek verebilir misiniz? Mesela örneğin, hangi sivil toplum sahalarında?
olabilir bu etki? Mesela ekonomik krizin işte en birincil etkilerinden bir tanesi işte kadınlar üzerinde görürüz aslında. Bu toplumsal cinsiyet araştırmalarında bu kadın örgütlerinin özellikle değindiği konulardan biridir hep. Çünkü kriz dönemlerinde istihdam artar. Yani kadın istihdamının en çok arttığı dönemdir. Ucuza ve aynı işi yaptığı erkeklerden daha az ücretle çalıştırılarak aslında istihdama katılır kadınlar. Mesela aslında bu ekonomik gündemin bir taraftan kırılgan gruplar üzerindeki etkisini gösteriyor. Mülteciler bir başka konu aslında. Kente erişim, engellerin kente erişimi. Yaşlılar keza. Yaşlılar öyle. Dolayısıyla bu tür kırılgan gruplar üzerinde bu makro meselelerin ne tür etkiler yarattığını sivil toplum çalışıyor. Ve aslında yurttaşların gündemine taşımaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bakımdan bakınca yurttaş gündeminde sivil toplumun da böyle bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'da da aynı etki gözlemlendi mi? Evet, kesinlikle. Yani hı-hı. İstanbul özellikle ekonominin en yoğun olduğu ve aslında Türkiye ekonomisinin en fazla payını alan il olduğu için özellikle kadın istihdam tarafında büyük etkilerini burada görüyoruz. Yani işte kadın kooperatifleri, yeni kooperatifleşmeler bunlar aslında hep bir şekilde o kırılgan grupların kendi hesaplarına çalışma çabaları olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla bunların da seçim üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Ve az evvel Mehmet Ali Bey'in söylediği kendi gerçeklerine, kendi sorunlarına daha çok dokunan adaylar Ankara'dan merkezi olarak seçilmiş ve gösterilmiş adaylardan daha fazla rağbet gördü seçmen tarafından. Evet, evet. Yani bu benim sorunumu çözmeye daha yakın biri. Belki işte evet. Sivil toplum kuruluşları için de şey düşünebiliriz. Karar mekanizmalarına katılımda daha fazla pay sahibi olabileceklerini hissetmiş olabilirler. Gene aynı şekilde o meselelerin birincil gündem olarak ifade edilmesi, onları en azından bu meselelerin gündeme geldiği, masaya yatırıldığı hissini yaratmış olabilir ve karşısındaki dönemde. Adayın aslında kendisini anladığını, kendi sorunlarını anladığını ve kendisine çözüm üretebileceğini hissetti evet. veya gördü evet. diyebilir miyiz? Doğru. Evet. Peki, şimdi önemli şehirlerde, büyük şehirlerde yönetim el değiştirdi, değişiklikler oldu. Bu yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil toplumla, yerel yönetimler arasındaki ilişkiler nasıl şekillenecek? Bir takım yenilikler, değişiklikler olacak mı? Sizin bakış açınızdan, sahada yaptığınız çalışmalardan neler söyleyebilirsiniz evet. bize? Olmasını umuyoruz. Aslında bir fırsat var. Bence en önemli maddelerden bir tanesi bu sivil toplum, yerel yönetim ilişkisinin yeniden düzenlenmesi. Yani bu alanın bir tür yapılandırılması. Çünkü bir ilişki var aslında. Yani işte medyaya da yansıyan bu ilişkinin işte farklı boyutlarını inceleyen şeyler evet. görüyoruz. Fakat bu ilişki şeffaf değil. Adil değil gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla bir kere bu ilişkinin şeffaflaşmaya, bu alanın bir yapılandırılmaya ihtiyacı var. Belki ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu alanın yeniden dizayn edilmesi. Bunu da mümkünse sivil toplumla birlikte yapmak esas olmalı. Bundan kastımız şu, işte bir uzmanlığına başvuracaksanız bir sivil toplum grubunun herhangi bir konuyla ilgili. Kimi çağırıyorsunuz, neden onları çağırıyorsunuz? Açık çağrı mı yapıyorsunuz? Daveti nerede yayınlıyorsunuz? Kimi nasıl alıyorsunuz ve o kararları nasıl uyguluyorsunuz, niye yansıtıyorsunuz, kararlarınızı niye yansıtmıyorsunuz? Bütün bu sürecin şeffaflaşmaya ihtiyacı var. Aynı şekilde kaynak aktarım konularında da benzer şekilde. Yani hizmet alıyorsanız neden o hizmeti alıyorsunuz? Hizmet aldığınız yer diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor mu? O alandaki herkese eşit hakkı tanıdınız mı, tanımadınız mı? Dolayısıyla bu alanın bir yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var gibi görünüyor. O halde tersten düşünecek olursak, şimdiye kadar ki özellikle büyük şehirlerde yerel yönetimlerle bazı sivil toplum kuruluşlarının ilişkileri aslında bu büyük şehirlerde yönetimin el değiştirmesinde etkili oldu diyebilir miyiz? Yani seçmenin duyduğu bir rahatsızlık vardı bu ilişkilerden, eski ilişkilerden ve bunun bu şekilde... Evet. Devam etmesinden rahatsız evet. duydukları için de tercih sanırım değişmiş. Sadece sivil toplum tarafında değil, yani yerel yönetimlerin görev dağılımlarında da benzer bir rahatsızlık var değil mi Mehmet Ali? Evet, yani bu az önce çizdiğim o birincil etkenler, yani birbiriyle iç içe geçmiş ve biri olmasa diğeri tek başına yetmezdi bu sonuçların ortaya çıkmasında dediğim faktörlerin yanı sıra bizim biraz da ikincil faktörler olarak gördüğümüz sebepler de var bu araştırmalara dayanarak.
Bunlardan bir tanesi belediyelerden rahatsızlıktı. Yani Türkiye seçmenlerinin belediyelerle ilgili bir memnuniyetsizliğini tespit etmiştik. Biz seçimler boyunca, 5 ay boyunca 26 şehirde araştırmalar yaptık. Çoğunluğunu büyük şehirler oluşturdu ve oralarda araştırmalar yaptık. Ve AK Parti belediyesi ya da CHP belediyesi ya da MHP belediyesi fark etmeksizin bir memnuniyetsizlik var Türkiye'de belediyelerden. Yani şunu söylüyordu seçmenler bize orada. Belediyeler bir küçük çıkar grubunun içerisinde bütün ekonomiyi, istihdamı, yani insan kaynağını, finansal kaynağı, onun dışındaki sosyal kaynakları filan bu grubun içerisinde paylaştıkları alanlara dönüştüler. Yalıtılmış diyen, küçük bir grup evet, halinde evet, yönetiliyor. Evet, bu bir yolsuzluk eleştirisi aslında. Evet. Yani seçmenin yolsuzluk eleştirisi. Seçmen şunu söylüyor. Oradaki yerel yönetimde oluşmuş belediye yönetiminin kendi çevresinde oluşturduğu küçük bir müteahhit grubuna mesela işleri ihale ettiğini, onların etrafında oluşmuş hemşeri gruplarının özellikle istihdama daha kolay eriştiklerini, bütün bunlar yapılırken de adil olunmadığı eleştirisi vardı. Dolayısıyla Pınar'ın söylediği şeffaflıkla birlikte bir adalet eleştirisi de vardı. Şimdi seçmenlerin bu eleştirisi, doğrudan şöyle bir eleştiri tabii duymuyoruz. Yani o sivil toplum-toplum ilişkileri Türkiye'de çok güçlü ilişkiler olmadığı için sivil topluma şu kadar kaynak aktarılıyormuş, onlar da bu derneklere veriliyormuş diyen bir eleştiri yoktu tabii seçmenden. Ama seçmenden sen kendi yakınlarına kaynaklarını aktarıyorsun, kendi müteahhitine aktarıyorsun, işe kendi yakınlarını alıyorsun ya da mesela sana yakın olan derneklere kaynak veriyorsun evet. diyen bir eleştiri vardı. Dolayısıyla belediyelerden memnuniyetsizlik Türkiye çapında rastladığımız bir duyguydu. Partiden bağımsız Bağımsız. Yani bunu şöyle söyleyemem. Türkiye seçmeni AK Partili belediyelerden rahatsızdı. Onun için onları aldı CHP'ye verdi diyemem. Böyle bir şey yok aslında. Türkiye seçmeni CHP'nin yönettiği yerlerde de CHP'li belediyelerden rahatsızdı. Dolayısıyla buradaki arzu, esas seçmen talebi bu ağın ya da bu ilişki ağının değişmesine ilişkin bir talepti. Oradaki orayı bir kaynak alanı olarak görüyor. Yani finansal kaynakların, sosyal hizmet kaynaklarının ve insan kaynağının dağıtıldığı bir alan olarak görüyor ve buradaki dağıtımın bir adalet silsilesi içerisinde yapılmasını talep ediyor. Yani kendisi dışarıda kaldığı evet. için bundan rahatsızlık duyuyor. Evet. Evet. Yani payını istiyor. Evet. Yani bu payı hani adaletsiz bölüşeceksek de payı benimle bölüş demiyor ama sadece şunu söylüyor. Bu bölüşümü düzeltmelisiniz diyor. Evet. Onun için bu değişimi başlatan önemli dinamiklerden bir tanesi de bu oldu. Dolayısıyla evet. Bence bunu burayı yorumlayarak söyleyeceğim. Yani seçmenin bu talebini nasıl yorumlayabiliriz? 3 tane temel talebi var seçmenin bana kalırsa yeni belediye yönetimlerinden. Birincisi şeffaflık. Birisi bana anlat diyor. Yani bana göster diyor. Yaptığın şeyi görmek istiyorum. Gizli kapaklı olmasın. Olma diyor. Ama şimdi mesela hemen şey notunda düşmek isterim. Şimdi belediye meclis toplantıları yayınlanmaya başlandı. Onları televizyonlardan yani internetten izleyebiliyoruz ya. Evet, onu Pınar Hanım'a soracaktım. Evet, ama onunla ilgili şu kaydı düşeyim ben sadece. Seçmenin talebi şeffaflıkta sadece bu değil. Adalet istiyor aynı zamanda. Kaynakların bölüşümünde adalet istiyor. Ama bu da değil. Bu ikisini yapsam bile diyor. Eğer yeterince becerikli bulmazsam seni, sana itibarımı geri çekerim diyor. Beceriden kastı da şu. Bana neyi niye yapamadığını anlatmak için şeffaflığı enstrümanlaştırma diyor. Yani bana şeffaflığı bir mazeret enstrümanına dönüştürme beni diyor. Adalet mekanizmasını nasıl kurduğunu göster ve kanıtla diyor. Ama bütün bunları yapsam bile sorunlarımı çözemezsen, niye çözemediğini bana anlatsam bile, adil olsam bile sana itibarımı çekerim diyor. Dolayısıyla şeffaflık, adalet ve beceri talebi var. Ama evet. beceri talebi karşılanamazsa, seçmenin beceri talebi karşılanamazsa, diğer ikisi karşılansa bile bu yeni dönemin bir değişim dönemi olduğunu söyleyemeyiz. Seçmen evet. beklentisi bu doğrultuda değil. Bu bir başarı göstergesi olamayacak. Olamayacak. Yani. Evet. Dolayısıyla seçmenin buradaki memnuniyetsizliğini, yani eski belediyelerden memnuniyetsizliğinin belediye başkanından memnuniyetsizliğe indirgenmemesi, oradaki yönetimin ve ilişki ağının yarattığı bir memnuniyetsizlik olduğunun anlaşılabilmesi, bunun değiştirilmesine ilişkin bir irade gösterilmesini bekliyor ve seçmen. Seçmenin yeni bir alternatiflere yönelmesi. Evet. Aynen öyle. Hı-hı. Ve bence bunun bir sadece yeni yönetimlerin vereceği bir karşılık olarak okunmaması, bunu Türkiye sivil toplumunun da anlaması, bunu seçmenin bu beklentisini anlamış bir sivil toplum dünyasının belediyelerle bu ilişkiyi yeniden düzenleyecek formüller de üretmesi gerekiyor.
Dolayısıyla seçmenin gündemi, yerel yönetimlerin gündemi ve sivil toplum kuruluşlarının gündeminin örtüşmesi de gerekli. Evet. Peki tekrar bu yeni dönemdeki sivil toplum ve yerel yönetim ilişkilerine dönecek olursak, az evvel başlamıştık, yeni fırsatlar var. Bunlar neler? Yani sivil toplum kuruluşları hangi enstrümanlarla, hangi kanallarla yerel yönetişime daha fazla katılabilirler? Örneğin hemen önümüzdeki örnek, ilk 6 ay içerisinde bütün belediyelerin, evet, nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelerin stratejik plan, evet, hazırlama zorunluluğu o dönem başladı. Hatta bir ayı da geçti. Çünkü İstanbul seçimleri zaten 17 gün sürdü. Daha bittiği de söylenemez. Evet, bittiği de söylenemez. Şimdilik birinci perde, evet, kapandı diyebiliriz. Sivil toplum kuruluşları, genel olarak vatandaşlar, seçmenler bu süreçten haberdar mı? Ya da belediyeler, İstanbul üzerinde konuşabiliriz, gerek Büyükşehir Belediyesi olsun, gerek ilçe belediyeleri olsun, kapsayıcılık konusunda üstlerine düşenleri yapıyorlar mı? Sizin gözleminiz nedir? Orada şunun altını çizmek lazım bence. Yani bir, katılıma dair bir takım mekanizmalar var, bir takım yollar var. Belli bir ölçekteki, belli bir kapasitedeki sivil toplum kuruluşları da kendi uzmanlıkları ekseninde o süreçlere katılmayı zorluyorlar ama başarıyorlar ama başaramıyorlar. Fakat aslında daha küçük örgütler, işte görece belki yereldeki örgütler ya da kapasiteleri o düzeyde olmayan örgütlerin oraya erişiminde büyük sıkıntılar var. Orada da genelde hep beceri seti, oradaki sivil toplum kuruluşlarının beceri setini yükseltmek, onların bu katılma kapasitelerini geliştirmek üzere eğitimler düzenlemek gibi metotlar kullanılıyor. Halbuki orada aslında diğer bu ilk başta tanımladığımız tırnak içinde büyük sivil toplum kuruluşlarına önemli roller düşüyor bence. Yani orada yereldeki küçük örgütlerin kapasitesini geliştirmek her zaman bir konu olmalı, hı hı, sürece katılımlarını desteklemek için. Öte yandan onların sürece katılımını kolaylaştırmak da aslında bu örgütlerin bir rolü olmalı. Dolayısıyla oradaki kararlara katılabilen, o kararları izleme becerisi olan, çünkü az önce bahsettiğim stratejik planlara yorum vermek, oralara katılmak, yani bu süreçlerin hepsi de bir hem insan kaynağı konusu hem kapasite konusu. Yani kullanılan dilden, okumak da ayrı bir, tabii, yani kullanılan dilden, evet, uzun ve karmaşık dokümanlar. Kesinlikle. Evet. Ama bazı örgütlerin aslında bu arada kolaylaştırıcılık rolü oynamaları mümkün uzmanlıkları ekseninde. Yani ne bileyim, konu çocuksa orada, onunla ilgili bir madde ise geri dönüp kendine benzer alanda çalışan diğer STK'ları, sadece kendine benzeyenler değil benzemeyenleri de kapsayacak şekilde, kapsayıcı bir şekilde aslında oradaki bilgi birikimini toparlayıp öyle sunabilir STK'lar. Dolayısıyla bence orada sadece yerel yönetimlere değil, bu düzeyde kapasitesi gelişmiş sivil toplum kuruluşlarına da önemli roller düşüyor. Yani daha geniş sayıdaki, daha fazla sayıdaki insanın ve sivil kuruluşun yönetişime katılımını sağlamak, bir nevi arayüz oluşturmak bu iki, evet, paydaş arasında. Evet, yani çünkü orada sadece yerel yönetimden bunu beklemek ya da o küçük örgütlerden, yerel örgütlerden bunu beklemek çok doğru değil. Çünkü yerel örgütler de aslında her ne kadar öyle kullansak da Türkiye'de çok fazla o tanımı içerisine sokabileceğimiz örgüt yok. Sebebi şu, en ücra köşedeki, ilçedeki herhangi bir konuda çalışan sivil toplum kuruluşunun web sitesini açın ya da kendi tanıttığı bir metini açın. İşte Türkiye'deki eğitim sorununun falan diye başlar cümleye. Yani dolayısıyla aslında bizdeki STK'lar genelde böyle merkezi kararları etkileme vizyonuyla hep çalışırlar. Yerel yönetimlerle ne tür işbirlikleri yapabilir konusunda aslında öyle bir bilgi birikimi de yok dolayısıyla orada. Yani bu alanda çalışan STK'lar da var, yerel yönetim sivil toplum ilişkisini. Dolayısıyla bu ilişkinin kendisi zaten aslında başlı başına bir konu, buranın nasıl dizayn edileceği. İşte aynı katkı düzeyinde bazı iletişimleri oluyor ya da izin alma, izin verme ilişkisi oluyor belediyelerle, ama işte belediye, ben buraya bir bisiklet yolu yapacağım, hadi şimdi toplayayım, işte kent hakkı çalışan, kaldırım hakkı çalışan, işte ya da işte engellilik üzerine çalışan, bisiklet çalışan, ulaşım çalışan STK'lar, onların uzmanlıklarından faydalanayım demiyor. İşte yurt dışında bir iki uzmanı gönderiyor, oradaki örnekleri gelip Türkiye'ye uygulamaya çalışıyor. Kaldı ki işte ilk Türkiye'de örneği olan Bağdat Caddesi'nde yurttaş telefonlarıyla ilk kaldırılan bisiklet yolu, yani önce yapıldı, evet, sonra kaldırıldı. Bunun sebebi aslında kötü, danışılmamış. Ve karara hiçbir şeyin, sivil toplum ya da yurttaşın katılımıyla yapılmamış bir bisiklet yolu olmasıydı. Dolayısıyla yani bu sivil toplumun uzmanlık alanı o kadar geniş ki, işte eğitimden çocuğa, mültecilerden yoksulluğa, birçok alanda
yerel yönetim kendi kararlarını sivil toplumla birlikte verebilir. En azından kararı onları katabilir. Ama öyle bir alışkanlık da çok yok aslında sivil toplum kuruluşlarında. Şey de önemli bu arada, onu da altını çizmek istiyorum. Şimdi el değiştiren büyük belediyelerle ilgili de burada hangi sivil toplum kuruluşlarına kapıyı açtığınızın aslında bir önemi yok. Yani bu sürecin toplamının bir önemi var. Herkese eşit bir şekilde o kapıları açıyor muyuz, açmıyor muyuz? Bizim bunu takip etmemiz lazım şu anda. Yoksa işte A STK'sı gitti, şimdi yerine B STK'sını koyalım değil burada konu. Neden A'yı koyuyoruz, neden B'yi koyuyoruz? Yani bunu sormamız lazım. O ilişki neden kuruluyor? Neden kuruluyor? Yerel yönetim ve STK ilişkisi. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim bugün aslında sivil toplum kuruluşlarının, belki bugün daha fazla olacak şekilde, bu süreci, bu şeffaflığı sorgulamak ve bu sorguya da her daim devam etmeye ihtiyacımız var. Yani bir STK'nın birine tercih edilmesini dün olduğu gibi bugün de sorgulamaya devam etmemiz gerekiyor. Peki, ama seçmenin bu şekilde tercihini kullanmış olması sivil toplumun da karar mekanizmalarına katılımı konusunda bir kolaylaştırıcı olabilir mi? Özellikle büyük şehirlerde el değiştiren belediyelerde. Sana bırakayım bunu. Yani şöyle bir şey var, deminki söylediklerimle biraz bağlayarak söyleyeceğim. Burada bir değişim gerektiği aşikar. Ve de seçmenin gündemi de aşikar. Diyor ki, benim gündelik hayatımdaki öne çıkan meselelerim bunlar ve bunlara ilişkin senden çözüm bekliyorum diyor. Senin ölçeğinde çözüm bekliyorum diyor. Yani yerel yönetime şunu da söylemiyor, doları düşür demiyor. Ama benim için hayatı pahalılaştıran ulaşımı ucuzlatabilirsin diyor. Ya da benim için sağlıklı ve ucuz gıdaya erişmenin imkanlarını geliştirebilirsin, sosyal hizmetleri yapabilirsin diyor. Yani ona bir alan çiziyor ve bu alan içerisinde ondan yenilikçi ve yaratıcı yöntemler bekliyor. Şimdi Türkiye'deki belediye dünyasının bugüne kadarki belediyecilik tecrübesine baktığımızda burada çok yaratıcı, yenilikçi çözümler üretme tecrübesini görmüyoruz. Peki bu nerede var? Aslında en çok sivil toplum dünyası sorunları keşfetmede ve sorunlara çözüm modelleri önermede beceriklidir. Eğer Türkiye'deki yerel yönetimler, yeni yerel yönetimler kendisinin dışındaki bilgi kaynaklarını, tecrübe kaynaklarını, birikim kaynaklarını iyi kullanmayı becerirlerse bir fırsat var ilişkinin değişimi konusunda. Bu sadece yerel yönetim sivil toplum ilişkilerinde de değil, yerel yönetim akademi ilişkilerinde de geçerli, yerel yönetim iş dünyası ilişkilerinde de geçerli. Yani şehirlerin yeni belediye başkanları o şehrin engellisinin sokağa erişimiyle ilgili bisikletli ulaşım, ulaşımın toplamında yol açacağı ucuzlatmayla ilgili ya da ne bileyim ekolojik ürün üretenlerin yeşil bu üretimi olabilir. Evet şehre taşımasıyla ilgili bilgisi birikim becerisi olan sivil toplum kuruluşlarını onları kendilerinin sözcüsü yapmak yerine onların birikimlerinden faydalanan ve bir ilişki modeli ortaya koyan bir perspektifle davranırlarsa bir ihtimal var. Bir tane basitçe örnek vereyim. Bu 1970'lerde Amsterdam şehrinin bisikletli bir şehre dönüşmesinin arkasında yerel yönetim, sivil toplum ilişkileri çok güçlü bir dinamikti mesela. Yani o yıllarda da ekonomik kriz Avrupa'yı vuruyordu, petrol krizi yaşanıyordu vesaire filan. Ve aynı zamanda trafik kazaları ve şehrin içerisinde yürüme, yayaların trafik kazalarına çok maruz kalması ve çok ölümlü kazanın olması gibi sorunlar sivil toplumun yükselttiği meselelerdi. Nitekim buna Dutch Revolution deniyor, Hollanda devrimi deniyor. Yani ve bisikletliler aslında bir hobi dünyası iken birdenbire bütün bir şehrin ulaşımının aslında nasıl daha ucuza, kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini, güvenli bir şekilde yapılabileceğinin modelini getirip koydular. Yani Amsterdam birkaç ay içerisinde bisiklet şehrine dönüşmedi aslında. Sivil toplumun, yerel yönetimin dünyasına getirdiği bir öneriyle, bir model önerisiyle birlikte yavaş yavaş dönüştü. Bugün için rakamlar bildiğim kadarıyla, her gün işine gitmek için ya da okula gitmek için evinden çıkan her 100 insandan 58'inin bisikletle gittiğini gösteriyor Amsterdam'da. Yani bu mesela işte sivil toplumun sahip olduğu bilgiyi, birikimi, beceriyi bir model olarak siyasete taşımasıyla olabilmiş bir şey. Evet. Eğer Türkiye'deki yeni yerel yönetimlerde sivil toplumla ilişkilerini sana kaynak vereyim, sen de benim sözcülüğümü yap türünden bir angajman, bir politik angajman ilişkisi olmaktan çıkarır. İkisinin becerilerinin arasındaki farkı bir işbirliği modeli içerisinde seçmenin gündemindeki ana sorunları çözecek bir şekilde yeniden yapılandırabilirlerse bence seçmenin taleplerini karşılayan yeni bir ilişki modeli ortaya çıkabilir. Bu fırsat var. Bu fırsatın değerlendirilmesini bu iki iradenin önümüzdeki dönem nasıl çalışacağına
göre anlayacağız. Peki. Yeni dönemde İstanbul üzerinde konuşalım isterseniz. Belediye başkanının gündeminde neler var öncelikli olarak? Aslında İstanbul yani ve sivil Türkiye, evet. Belediye ilişkileri açısından o perspektiften bakacak olursak. İstanbul'da aslında yapısı gereği biraz Türkiye'yi de şey yapıyor, temsil ediyor bazen ama. Aslında en önemli konulardan bir tanesi Mehmet Ali'nin de seçmen davranışlarında etkili olduğunu söylediği birinci madde bence yoksulluk. Ve onun paralelinde aslında bu ekonomik durumun getirdiği işte kırılgan, ekonominin kırılgan gruplar üzerindeki etkisi diyebiliriz. Yoksulluk bunun altına şeyleri de koymak mümkün. İşte temiz ürünlere erişim, işte ucuz gıdaya erişim, ucuz ulaşıma erişim gibi birçok aslında ekonomiyi ilgilendiren ve yoksullukla bağı olan konu bence önemli ve öncelikli meselelerden bir tanesi. Bunun altına gene mülteci meselesini koymak mümkün. Sadece yoksulluk sınırlarında değil aslında, birçok farklı başlıkla da entegre bir şekilde ama evet. Sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'nin en önemli maddelerinden bir tanesi bu. İkinci önemli madde de bence katılım ve erişim. Az önce de birazcık değindik aslında. Yurttaşların kararlara katılımını arttırmak, kadınların işte kararlara katılımını arttırmak, bunu da sembolik ve işte dekoratif bir şekilde değil de gerçek anlamda katılımını arttırmaktan bahsediyoruz. Çünkü işte özel sektörde çok oluyor bu. İşte 12 tane yönetim kurulu üyemizin 6'sı kadın diye iletişim yapıyorlar. Kaçının imza yetkisi var diye soruyorum. Bir diyorlar falan. Dolayısıyla o da bu yeni dönemde birazcık kozmetik bir araç olarak kullanılmaya başladı toplumsal cinsiyet evet. eşitliği tarafı. Orası kritik. Dediğim gibi konulardan bir tanesi burada katılım. İşte engellilerin kent haklarına katılımı, işte bisikletlerin yola erişimi. Dolayısıyla işte çocukların park ve yeşil alanlara erişimi gibi erişim, katılım ve aslında ekonomi bence en önemli ana başlıklardan bir tanesi olacak yeni dönemde. Mehmet Ali'nin de dediği gibi bu alanda yani acayip bir tecrübe var sivil toplumda bence. Doğrudan bu alandaki mağdurlarla bir arada çalışmış ve oradaki sahadaki gerçeği ve örneği bilen sivil toplumla işbirliği halinde çalışmak bence modeller yaratma anlamında da kritik olabilir. Yani burada da çok büyük de düşünmüyorum. Yani hani İstanbul'da bunu belki komple her yerde yapamayız ama işte küçük bir yerde, bir ilçede, bir mahallede sivil toplumla işbirliği halinde bu modeller denenebilir. Yani burada yerel yönetimin ne kadar bu tür işbirliklerine açık olduğu ve sivil toplumun da gene diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğiyle ne kadar açık olduğu önemli bir konu. Aslında belki de böyle bir ilişki en başta yerel yönetimlerin kendisi açısından, yani büyükşehir olsun, ilçe belediyeleri olsun, evet. Kendisi açısından faydalı olacak bir ilişki şekli olabilir. Peki, kısa bir süremiz kaldı. Az evvel size şunu soracaktım. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarının canlı olarak yayımlanması ve daha sonra internetten erişilebilir olması sizce yani çok kısa bir zaman. Ben soruyu çaldım. Yok estağfurullah. Evet. 17 Nisan'da mazbatanın alındığını düşünecek olursak aslında 2-2,5 haftalık bir dönemden bahsediyoruz ve hızlı bir şekilde gündem oldu. Siz bu ve benzeri enstrümanların nasıl dönüştürücü olacağını düşünüyorsunuz? Nasıl bir faydası olabilir sivil toplumun ve yurttaşların yerel yönetimlere katılımı konusunda? Mehmet Ali'nin notuyla birlikte oradaki şeffaflık tarafı çok önemli gerçekten. Yani kararların nasıl alındığı, o meclisteki tartışmanın nasıl yürüdüğünü sivil toplumun izlemesi için önemli bir araç. Tabii hakikaten herhalde bu şey güvenimiz karşılıklı o kadar kırılmış durumda ki bunun da kendisinin böyle bir gösteri aracı mı yoksa gerçeğin kendisi mi olduğu konusunda çok emin olmadan söylüyorum bunu. Dolayısıyla oradaki o dekoratifliği de belki izlemek, gözlemlemek önemli sivil toplum için ve o eleştirellikte bakmak. Orada şeyi ben bilmiyorum. Mesela o meclis toplantılarına gerçekten katılım açık, evet. Ama işte herhangi bir sivil toplum kuruluşu
Onu izledikten sonra mesela işte o kararlara dair yorumlarını, işte önerilerini nasıl iletecek? Bu önerilere karşı, onlardan karşı işte biz bunları, bu önerileri alıyoruz ama şunları almıyoruz. Cevaplarını nasıl alacak? Yani dolayısıyla bu bir şey açmak bir konu, evet. Ama bunun arkasındaki işte o önerileri nasıl alacak, nasıl geri bildirim yapacak, bu mekanizmaları da geliştirmek önemli diye düşünüyorum. Ona dair de bir şeyim yok açıkçası. Yani o mekanizmanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Belki öyle bir mekanizma da yoktur zaten. Yani buranın kolaylaşması lazım. Yoksa dilekçe vermek ve işte dilekçenin cevabını beklemek gibi yollarla mümkün değil bunları yapmak. O yüzden o hakikaten güzel bir hamle. Bu hamlenin devamını da tasarlamak ve orayı aslında yapılandırmak lazım. Yani ben kimi davet ediyorum ve bir çağrım var belli ki. Yani bunu izleyin demiyorsun sadece. İzleyin ve eksik gördüğünüz taraflarla ilgili bana öneri verin diyorsun. Bunu nasıl yapacak sivil toplum? Nasıl ulaşacak sana? Ve cevabını nasıl alacak? İşte anayasa sürecinde olmuştu hatırlarsanız. Sivil toplum açıldı bu. Web sitesine bir form koyuldu. Oradan işte yazdık böyle madde madde neler olabileceğini. Ama işte ne bir geri bildirim aldık, işte ne yansıdığını gördük, neyin nasıl yansıdığını görmedik, neden yansımadığına dair bir cevap alamadık. Dolayısıyla bunlar da aslında böyle şey, yarı yapılandırılmış ve aslında çok iyi çalışmayan modeller. Evet. Yani bunun önünü arkasını iyi tasarlayarak sunmak lazım. Neyse ki sivil toplumda da bununla ilgili de sivil toplumda şey var, tecrübe var. Yerel yönetim belki oraya da başvurmak isteyebilir. Yani bu katılımcı süreçlerin nasıl tasarlanacağına dair bence yeni dönemde stratejik planı ve belki eklenebilecek maddelerden bir tanesi olabilir. Yani bu ilişkinin yani nasıl olacağı ve katılım sürecinin nasıl yapılandırılacağı. Meclis yayınları şeffaflık yönünde önemli bir adım olabilir. Ama işleve dönüştürüldüğü takdirde yani evet, sadece şeffaflık etkisini görmemiz lazım. Gibi, evet, yani benim orada kaygım o. Çözüm getirilmediği takdirde yani bir işe yaramıyor. Bu eğer rakiplerinizin sizin önünüze ne tür engeller çıkarttığını herkese göstermek için tasarladığınız bir araçsa bu bir mazerete dönüşür. İş yapmamanın mazeretine dönüşür. Onun için ben henüz şeffaflık konusunun yeterince yapılandırıldığına dair bir işaret görmüyorum. Henüz şu anda şeffaflık konusunun bu belediye meclis toplantılarını yayınlama biçiminin kimin işine yaradığına baktığımda bir grup sosyal medya trollünün çok işine yaradığını görüyorum. Yani bakın neler yapmışlar, buralara da kaynak aktarmışlar, buraları da böyle yönetmişler. İşte şimdi de yemekhaneleri bilmem ne filan. Yani hani şimdi bu bize şeffaflığı faydalı hale getirmez. Bizim şeffaflıktan nasıl faydalanacağımızla ilgili bir plana ihtiyaç olduğu, bir tasarıma ihtiyaç olduğu çok açık. Yani bu ne işe yarayacak? Onun için bence tasarlanmamış ve ani bir şekilde bir mazeret üretme hamlesi olarak girişildiğini görüyorum bu şeffaflık konusunun ve tehlikeli buluyorum. Onun için de şeffaflık, adalet ve beceri meselesinin bir arada değerlendirilmesi, tasarımın da bu üçüne uygun bir şekilde yapılması. Yani bakın böyle zorluklar içerisinde karar alıyorum çok önemli bunu göstermek ama buna rağmen bu sorunu da bu şekilde çözüyorum demek çok gerekli. Çünkü yine seçmen araştırmalarına dönerek söyleyeyim, seçmenler doların yükselişinin, faizin artmasının, hayatın pahalılaşmasının sorumlusunun kim olduğunun kendilerine söylenmesini önemsiz bulmuyorlar. Ama bu sorunun çözülmesini müsebbibin bilinmesinden daha değerli buluyorlar. Evet, peki. Kısa bir sürede toparlamamız lazım. Sizin seçim sonrası yaptığınız çalışmalarda da ilginç bulgular vardı. Çok vaktimiz kalmadı ama. Şunu sorayım kısaca. Seçim tekrarlanacak olursa sonuçlar nasıl olacak? Sizin 3-5 Nisan arasında yaptığınız çalışma neyi gösteriyordu? Biraz onları anlatırsanız kısaca. Gerçi bugün yapsanız çalışmayı muhtemelen daha farklı sonuçlar çıkacaktır ama. Bilemiyorum. Yani evet tabii mutlaka. Yani fotoğrafı hangi anda çektiğiniz o şeyi neyle karşılaştığınızın da temel zeminini oluşturuyor. Biz 3-4-5 Nisan günlerinde yaptık o araştırmayı. Evet. İstanbul ve Ankara'da yaptık. Yani İstanbul ve Ankara seçmenine verdikleri oydan pişmanlık ya da memnuniyet durumlarını sorduk. O oyu tekrar verip vermeyeceğini sorduk. Ve seçim sonuçlarını nasıl karşıladığını, yeni seçilmiş belediye başkanlarının yönetimlerinin nasıl olacağına ilişkin sorular sorduk. Yani böyle bir araştırma gerçekleştirdik. Ve o araştırmada gördüğümüz temel şey şu oldu.
bir kere %98'i seçmenin oyundan memnun olduğunu ve değiştirmeyeceğini söylüyor yeni bir seçim olursa. %2'lik bir grubun değiştireceğini görüyoruz. İstanbul seçimi tekrarlanacak olursa da Ekrem İmamoğlu'nun %1 arttıracağını görüyoruz oyunu. Yani şimdi binde 3, binde 2, binde 3 civarında bir farkla kazanmış görünüyor. O zaman %1 gibi bir farkla kazanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla seçimin sonucunun eğer aynı seçmenler sandığa yeniden giderse Ekrem İmamoğlu lehine olacağına dair bir sonuç aldık orada. Seçimden sonraki ilk 5 gün içerisindeki gösterge buydu. Ama aynı zamanda şunu gördük orada. Seçmenlerin büyük çoğunluğu seçimin sonuçlarının meşru olduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını söylediler. Yani mesela Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş olmasından memnuniyet oranı %55 oranındaydı. Bunu kötü bulanlarsa %27 civarındaydı. Hı-hı. Yani bu şu demek, dörtte biri seçmenin Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesini iyi bulmamış. Bu da bir başkan için oldukça iyi. Yani oyların %48'ini almış olmasına rağmen %70'in üzerinde bir grubun memnuniyetsizlik olmuş. Memnuniyet %55'te, memnuniyet ve memnun olmama. Kararsızlar evet, diyelim. Kararsızlar %70'i aşıyorlar. Dolayısıyla burada yani o araştırmadan çıkan temel sonucun şu olduğunu söyleyebilirim. İstanbul ve Ankara seçimleri sonuçları itibariyle meşru bulunuyor. Evet. Başkanların yönetiminde, bu yeni seçilmiş başkanların yönetiminde işlerin kötüye gitmeyeceğine, hatta daha iyiye gidebileceğine inanıyorlar seçmenler ve yeni bir seçim istemiyorlar. Çok net bir şekilde İstanbul ve Ankara seçmeni yeni bir seçim İstanbul seçiminin istemiyor. Yenilenme ihtimali merkezi yönetim açısından kötü bir, olumsuz bir tepki de doğurabilir, sonuçta doğurabilir. Yani her şey böyle korunursa doğurabilir ama siyasetin ben neler yapabileceğini onu kestiremiyorum. Evet. Yani sonuçta siyasi kararların hayatımızı ne kadar etkileyebildiği aşikar. Seçmenin de bunun zamanlamasıydı, ortaya konabilecek siyasi performanslardı. Yani karşılaşabileceğimiz bir dizi olumsuz sonuçtu. Kaygı, korku beslenir ve bunlarla devam edersem hayatım çok kötüye gider bir duygusunu da oluşturmayı başarırlarsa sonuçlar değişebilir. Bilemiyorum. Onu bilemem. Evet. Yani. Peki. Umarım önümüzdeki haftalarda sizinle yeni bir program yapma imkanı yakalarız. Bugünkü konuklarımız Yaşama Dair Vakıf'tan Pınar Gürer ve Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nden Mehmet Ali Çalışkan idi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.